Evet. Rumuz. Evet, Ankara'dan bilgilerine bakıyorum kendilerinin. Özellikle geniş bir düşünce yelpazesi içinde görünüyorsunuz. Yapmanız gereken değişimlere bütün gayretinizde ön planda olan kişilik ve karakterinizi çok güzel gündeme getiriyorsunuz. Hayal kırıklığı, herhangi bir olumsuzluk, herhangi bir sıkıntı tahammül edemeyeceğiz doktorlar. Güzel bir gidişat düşünceniz var. Göze çok geldiğinizi söyleyebilirim. Geçmişten gelen sıkıntılar var. Özellikle de hemen belirterek geçelim. Yazı tahtamıza hemen bilgilerinize aktaralım. Yılların verdiği bir sıkıntıyı yaşamışsınız. Özellikle hayata bakış açınız olarak 2002 yılı. Bir değişim sürecinizin belirgin bir şekilde yükselişinizin olması gereken ama ailesel sıkıntı. Bunu aşmanız gereken noktalarda ise karşılığını bulamadığınız, bazı konularda da yalın kaldığınızı gösteriyor. Yani umduklarınızı bulamadığınızı gösteriyor. Değişimler var, imkanlar var, olanaklar var. İsterseniz bazı aşamalar, değişimler dahilinde imkanı güzel bir şekilde yakalayabileceğinizi ama sıkıntıya tahammül edemediğinizi gösteriyor. Zaman önemli. Bu zamanı yerine göre değerlendirdiğiniz zaman bambaşka bir değişim, bambaşka bir güzelliği de bir noktada ön plana çıkartabileceksiniz. Ama hassasiyetinizden, değişimlerinizden, fırsatlarınızdan olanakları kaybettiğiniz görünüyor. İyi olmayan bir süreç var. Değişimler, süreç sizin için oldukça önemli. Beklentileriniz, süreçler ön plana çıktığı zaman bambaşka bir değişimi de yansıtmak gerekebilir diyoruz. Evet, en güzeli nedir biliyor musunuz? O beklentiler içerisinde olması gereken noktalarda yalnız kalmamalısınız. Süreç, sorumluluğunuzu biliyorsunuz, sürecinizi biliyorsunuz. Zaman dilimi sizin için 2013 bir başlangıç değil, değişim yılınız ama 2014 başarınızın, yükselişinizin olması gereken dönem. Bunun için süreç olarak, beklenti olarak umduklarınızın, oluşumlarınızın bütünüyle ön plana çıkması gerektiğini belirtebilirim. Yani zaman dilimi oldukça önemli. Değerlendirirseniz başarabileceğiniz noktalar var. Değişimleriniz var. Duygusal yönünüz ağır basıyor. Ayrıca başta belirttiğim gibi göze geliyorsunuz. Bu gözde ön planda olduğu sürece biraz stres ve sıkıntılarla yüzleştiğinizi gösteriyor. Bu aşmanız gereken, toparlanmanız gereken noktalar. Kısa vadeli değil ama orta vadeli değişime ihtiyacınız var. Birçok değişimi zaman içerisinde bir noktaya taşıyabilir, elde edebilir, sahiplenebilirsiniz ama geri planda kalmamanız, düşüncelerinizi ve beklentilerinizi hayata geçirebilmeniz şart. Eğer bunu zaten gerçekleştirebiliyorsanız sizden iyisi yok. Yalnız bir hassasiyetten dolayı ciddi bir şekilde karmaşa ve kararsızlık dönemini aşmışsınız. Siz yılların verdiği tecrübeyi yaşıyor ama en büyük sıkıntıyı ailesel noktalarda yaşadığınızdan dolayı toparlanmanız zor oluyor. Bu biraz beklentilerinizin karşılığını, düşündüklerinizin karşılığını almanızda zorluklar olduğunu gösteriyor. Bu yüzden kendi vereceğiniz hedef doğrultusunu güzel oluşturmanız lazım. Çünkü düşünceniz güzel, oluşturmak istediğiniz hedefiniz de güzel ama bunu gerçekleştirecek bir çabaya girdiğiniz zaman yalnız kalıyorsunuz. Benim de düşüncem kısa zaman içerisinde değil ama orta vadeli ciddi bir değişim olabilir. Fırsatlarınız gündeme gelebilir. Değişimleri yakalayabilirsiniz ama siz bunu çevresel ne kadar çevrenizden desteği alsanız da bir düşüncenin soru işaretiyle karşılaşabilirsiniz. Çünkü çok sağlam bir kişiliğe sahipsiniz. Yani sağlamcı bir insansınız. Bu da sağlama aldığınız takdirde birçok konuda sağlıklı neticeler alabileceğinizi, düşüncelerinizi ve düşündüklerinizi gerçekleştirebileceğinizi gösteriyor. Sıkıntıya gelemezsiniz. Çünkü sıkıntıyı yeterince yaşamış kişisiniz. Ama şu bir gerçek. Dostunuza dost, zarar veren, sıkıntı yaratan, sorun yaratan kişiye de uzaksınız. Bu da ölçülü davranmasını bildiğinizi, beklentilerinizi çok çok değerlendirerek bir noktaya da taşımasını ölçülü olarak da bildiğinizi gösteriyor.
Yalnız biraz mesafe olarak dikkat etmeniz gereken noktalar var. Evet. Bu arada telefon alabiliriz unutmadan. Evet. Gülten Hanım herhalde mesaj, Gülten Hanım da vardı. Evet. Bu arada Gülten Hanım'a hemen geçiş yaparken evet. Bu arada evet, bal gözlüm Rumuzu'yla katılmış efendim. Gülten Hanım'la birazdan geçiş yapıyoruz. Yalnız şöyle diyeyim, bal gözlüm hedeflediğiniz, düşündüğünüz birçok konu var. Oluşturmak istediğiniz hedefleriniz var. Şurayı karıştırmayalım. Bütünüyle olması gereken noktalar içerisinde yeniliklere, düşünceye açık ama aile olarak eşinizle olan sorun devam edebilir. Sorun devam edebilir çünkü sorun çözülmemiş. Kendi içinizde çözülmemiş. Bu noktadan dolayı probleminiz var. Bu sorun inşallah kısa zaman içerisinde toparlanırsanız, kendinize gelebilirseniz çözümleyeceğiniz, değerlendireceğiniz noktaları da netleştirmiş olabileceğinize inanıyorum. Zaman süreci oldukça önemli. Hedefleriniz oldukça önemli. Ama bunu yerine göre değerlendirmediğiniz takdirde sıkıntı yaşarsınız. Çünkü artı bir kocaman bir soru işaretiyle karşılaşabilirsiniz. Bu soru işareti tek başınıza kalacağınız bir süreçte ikinci bir soru işaretini oluşturabilir. Hanenizde sorunlarla yüzleşebileceğinizi, sıkıntılarla uğraşabileceğinizi dikkat etmek zorundasınız kendinizi toparlamak için. Eğer bunu yapabilirseniz bambaşka bir özellik, bambaşka bir değişimde yansıtmış olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Evet. Bal gözlü Rumuzu'yla katılan. Rumuzunuz da bu arada güzel. Genelde karşılaştığımız için buradaki rumuzunuz da. Hemen diğer mesajlarımıza bakalım. Evet. Alo. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Kiminle görüşüyorum? Ben Halime. Halime Hanım, nasılsınız? Halime güzel. Halime güzel. Evet. Buyurun, sizi dinliyorum Halime Hanım. Nereden izliyorsunuz bizi? Ya ne bileyim, işte bir arkadaş bastırmış kendine, ben de aradım. Bir şansımı denemek istiyorum. Şansınızı denemek istiyorsunuz. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyoruz, öyle midir? Yok ya, hani şey konusunda. Hangi arkadaşınızın arkadaşınızın ismi nedir? Candan abla. Candan abla bastırmış kendine, ben de aradım işte. Hı. Koşarak mı geldiniz? Nefes nefesesiniz. Biraz sakin, evet, olun. Aynen öyle. Bir nefes çıktım. Alın. Bir nefes alın. Peki merdiveni çıktığınız zaman telefon düştü mü? Nasıl yakaladınız? İnan var ya, başladığından beri arıyoruz. İki telefondan, hem de tek de değil. İki telefondan. Evet. Bizi nereden izliyorsunuz? Tarsun, Mersin, başka bir şehir? Mersin. Mersin. Mersin neresinden? Toroslar. Toroslardan. Peki, evet. Halime Hanım. Halime Hanım. Kendi kızlık soyadımı söyleyeyim mi? Tabii ki. Kılıç. Ne var değil mi? Kılınç. Kılıç. Ne yok. Ne yok. Evet. Kılıç. Evet. Doğduğunuz tarih. 08.05.1976. Annenizin adı? Mediha. Eşinizin adı? Vedat. Eşinizin doğum tarihi? Eşimin doğum tarihi. Evet. İnan ki hatırlamıyorum. Doğduğu yıl?
98'de. O da 98'liydi. 1998'de mi doğdu? He, 98 diyorum. 78'liydi. Yanınızdaki kim? Oğlum. Evet. Peki oğlunuz babasının doğum tarihini bilmiyor mu? Ya biz babayı kaybettiğimizde dolayı şu an kimlik de yanımda yok. Hı. Ne zaman kaybettiniz? Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Amin. 1998'in Ağustos ayında. Ha, 98 öldüğü tarih olarak aklınızda evet, kaldı. Evet. Peki evlilik tarihiniz ne zaman sizin? 87. 1987'de evlendiniz. Evet. 15 Temmuz. 87'de. Yanlış mı diyorlar? Ya. Peki. Halim Hanım. Evet. Bir hayal kırıklığı, bir sıkıntı sizi bayağı bir şekilde yıpratmış, üzmüş. Düşünceniz evet. Ve özellikle de hayal kırıklığını 2001 yılında yaşamışsınız siz. 2001 yılı ve 2003 yılı sizde iz bırakan tarihler efendim. Evet, doğrudur. Bu dönem içerisinde iki kişinin konuşmaları sizi rahatsız etmiş. Hatta bir nedenden dolayı taşınma, yer değişimi dahi söz konusu olmuş o dönemlerde. Evet, aynen öyle. Evet. Her şeyi toparlamaya çalıştığınız yıl ama bu dönem içerisinde bir aile bireyine çok olumlu bir ilerleme söz konusu olurken tekrarında sorunlarla uğraştığınız hatta elinizde imkan olsa şehir bile değiştirmeyi düşündüğünüz tarih. Evet. Evet. Sağlık olarak sırt bölgenizde boynunuzda hafif bir baş ağrısıyla beraber rahatsızlık yaşıyorsunuz. Bunu da Kurban Bayramı'nda yaşamışsınız. Ayın 16'sı, 17'si, 18'i yani Ekim'in bu tarihlerinde sıkıntı yaşamışsınız. Evet, doğrudur. Evet. Adında ve soyadında S harfi olan bay veya bayan. Birinden bir konuşmadan dolayı bir karara bağlamak zorunda kalmışsınız. Ciddi bir